Peki çöpe ne dedik? Ben Hüseyin Vazay topacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen gün 300 TL'ye bir ATV almıştık. ATV'yi çöplükten aldığımız için çok pis, çok kötü, aşırı derecede pis bir ATV'ydi. Sonra yola gelirken çamur oldu. Sonra binanın içine koydum, orada inşaatçı üstüne bir şeyler dökmüş, iyice kötü oldu. Ondan sonra aküsü vardı. Aküsü de oturmuyordu ATV'nin. ATV'yi leş gibi bir şeydi. Ama tabii ki biz buna dayanabildik mi? Dayanamadık. O kadar para vererek dedik. 300 TL para verdik. Biz paraya araba alıyorduk. Gittik ATV aldık dedik. Ve bundan dolayı arkadaşlar bugün ne yapacağız kardeşim? Toplayacağız. ATV bu şekilde olmaz. Kaderine bırakmak olmaz dedik. O bize yakışmaz dedik. Bugün ATV'yi temizleyeceğiz. Toplayacağız. Süreceğiz. Ve kız gibi, jilet gibi bir ATV orta çıkartacağız. Sizlerin karşısına çıkartacağız arkadaşlar diyoruz. Kardeşim bugünkü ATV'mizi yapabileceğiz mi sence? Evet. İlk başta ne yapıyoruz o zaman? Önce bir yıkayalım. Ondan sonra yıkayalım. Devamlı zaten gelir diyoruz. Gelin. O zaman videomuza geçelim hadi. Söylemeyi unuttuk. 300 TL'ye özel 3000 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra bir de ne yapsın kardeşim? Bir de abone olursanız. Abone olsanız da güzel ol diyoruz. O zaman hadi başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda ATV'mizin yanına geldik. ATV'miz burada. Üstü kapalı bir şekilde. Bakın burada güzel kardeşimiz Ahmet kardeşim yüzünü kapatma kardeşim. Geçen gün her şey çok güzelken ATV'mizin anahtarını kaybetti kardeşim. Doğru mu kardeşim? Şimdi konuşmak istemiyor. Hiç sesinin duyulması istemiyor ama çok zeki kardeşimiz ATV'nin anahtarını yağmurda yağıyordu. Oturuyorsunuz en son. Bir de çok pisti. O ATV'nin anahtarını cebinden düşürmüş. Bugün yapacağımız arkadaşlar ilk işlem ATV'nin kontağını sökeceğiz. Kontağını anahtarı yaptıktan sonra götüreceğiz ATV'mizi yıkayacağız. Aküsünü takacağız güzel bir şekilde. Seksi bir ATV yapacağız. Sonra yanlarına çamurluk yapacağız. Tofaş'ın şahin tamponundan. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ATV'mizin üstüne babam bir şeyler koymuş çalmasınlar diye. Onları temizliyoruz. Buraları boşaltıyoruz bunu. Temizleyeceğiz sonra ATV'mizin kontağını sökeceğiz. Süleyman kardeşim, Süleyman ustamız kontağı sökmeye çalışıyor şu anda. Kontağı tokatı söktü. Evet gördüğünüz gibi şimdi Süleyman Pro bir şeyler yapıyor. Buraya bakalım inşallah orada. Haydi bakalım kardeşim, helal olsun. Söktük aracımızı. Şimdi aracımız dedim ATV'mizin. Şimdi onu ne yapıyoruz? Anahtarcıya gideceğiz, bir anahtar bastıracağız. İlk işimiz bu, anahtar kayboldu. Çünkü anahtar olmadan ATV bir şey yaramaz. Hemen gidiyoruz, bir anahtar bastırıyoruz. Anahtarı yeni bir anahtarlık aldık. Şöyle anahtar çıkmıyor lan. Şöyle çıkan bir anahtarlık aldık. Şey anahtarlık diyorum. Kontak ayrıca bu anahtar değişti. Bir soket değişti. Gereken kalan her şey sıfır arkadaşlar. Şimdi bakalım bunu ATV'mize montaj edeceğiz. ATV'mizi çalıştırıp hemen bir yıkıyoruz. Hemen bir aküsünün bağlantılarını falan yapıyoruz. Sonra çamurluk takacağız. Sıfır gibi bir ATV yapacağız. 300 TL aldığımız ATV'yi modifiye etme videosu mu diyelim artık. Tamir videosu mu, öyle bir video çekiyoruz inşallah. Gördüğünüz gibi tekrardan ATV'mizin yanına geldik şu anda. Şöyle karşınızda görüyorsunuz ATV'miz. Şimdi ne yapıyoruz Ahmet kardeşim hemen? Buradan çıkartacağız. Ondan sonra kontağı takacağız. Doğru mu kardeşim? Hadi yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kontağımızı yerine oturtuyoruz. Nasıl oturtalım şöyle? Şöyle mi iyi? Böyle iyi değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi aküyü mod ettik. Ama koltuk oturmuyor. Bu akünün yeri buraya olmadı. Şuraları biraz deleceğiz falan şöyle arkadaşlar. Şurasını görüyorsunuz. Zaten bunu sonradan takmışız. Büyük geliyor değil mi? O büyük geliyor. Şimdi ne yapacağız o zaman? Şurayı kıracağız. Olmaz. Akü olmasın. Onu buraya kestiğin zaman buraya değiyor. Buraya değiyor. Burayı kesmemiz lazım değil mi? O kestiğin zaman da buraya değer. Şuna değer. Şunu da kesmemiz lazım. Da. Orada zaten o parça şey. Sen o parça şunu çıkartmaya çalış, şuraya bir sokmayayım, girmiyor mu? Yok, girmiyor kadar abi. Şöyle bak, şöyle. Oraya bak, oraya değiyor. Köpüğü bas baba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ATV'mizi yıkadık, tertemiz oldu. Şimdi beyze sileceğiz bu. Şimdi ATV'mizi yıkadık, seksi bir ATV'ye dönüştü kendisi. Tertemiz oldu. Jilet gibi oldu adeta. Parlıyor şu anda. Of fıstık. Şimdi onu bir koltuk, bir de yan tarafından çamurluk yaptım mı? Fıstığın fıstığı olarak yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bu Tofaş'ın tamponunu aldık. Şöyle getirdik.
şuna tam olarak şu şekilde monte edeceğiz. Sonra bunun rengini, aletlerin arka çamur rengini kırmızıya boyayıp koltuğu da akünün oraya oturmuyor. Akünün altına keseceğiz, oraya tutacağız. İlk yapacağımız işlem, bunu ne yapmak arkadaşlar? İlk yapacağımız işlem, bak şunu görüyorsun şu şekilde, tamam mı? Veyahut da bu çok o tarafa yakınlamış. Şu şekilde mi yapsam? Şu şekilde yakınlaştıracağız bunu. Şuradan da aynen tam şu aradan alsak geçiyor herhalde. Tamam. Tam bu aradan aldığımız zaman şöyle buraya böyle oturuyor gördüğünüz gibi. Bu aralıklardan kesiyoruz ki aracımıza şeyimizi uygun sarasın ATV'mizi. Şimdi gördüğünüz gibi kesiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ısıttık, değerlik bakın şöyle. Şimdi kesiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ATV'miz burada şu anda. Ona şöyle çamurlukları kestik. Şu şekilde olacak, bir saniye göstereyim. Şu şekilde çamurluk yaptık. Önlerinde çamurluk yoktu. Bunları kırmızıya boyayacağız. Modifiyeli bir ATV olacak inşallah diyoruz. Allah yardımcımız olsun diye gördüğünüz gibi. Yap taraflarını sarı bantlarla maskeleme yaptık. Hem burasına hem şurasına hem de şurasına. Arka çamurluklarını kırmızıya boyayacağız. Ön çamurlukları zaten kestik. Nerede? Bir tanesi orada, bir tanesi orada. Onları takıp onları da kırmızıya boyayacağız inşallah diyoruz. Hadi bakalım Allah yardımcımız olsun diyerek şimdi boyamaya başlıyoruz. Şimdi bu tarafını... Aynen. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ağzı şeyimizi hasta. Niye hastalatıyoruz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çift bir yandan hızlı paralama da yapılıyor. Burada da şimdi hastalatacağız. Tamam tabii abi, sen yaptığın yer güzel olmuş. Sonra önce yorumda bu tarafa takılıyor. Ne yapıyoruz? Orada bir silelim tabii. Çift bir paralama. Bu da ellerinin yaşı var. Arkada kardeşim bir yüzü diyor. Yani burada evet. Oralarda hastalığını yillet gibi oldu. Yavaş yavaş bu yüzü var. Kontrolümüzü de böyle oluyor. Kıp kırmızı. Çamurluklarımız kırmızı olacak. Sağla solla kırmızı olacak. Diğerleri de siyah olacak. Yillet gibi oldu. Burada sonra kardeşim böyle oluyor. Arkadaşlar ATV'mizin arkasını gördüğümüz gibi boyadık şu anda. Kırmızılık ortaya çıktı ATV'mizin arkasında. İşte tabii şurada bantlarımız var. Onları kalacağız. Şampuanımız diğer çamurlukları boyuyor. Ön çamurlukları, ön yan attığım çamurlukları boyuyor. Jillet gibi bir ATV çıkartıyoruz ortaya. Alırken ben de o sırada şu aküyü söküyorum buradan. Aküyü takma yerine oturtmayın yapıyorum. Çünkü hani koltuğumuz yere oturtuyor. Gördüğünüz gibi bakın şu yanları kestik bak bir saniye. Şu yanları kestik şuraları. Şimdi şunu şöyle gezittiğimize göre artık buraya akü çok rahat şekilde oturacak. Akü oturacak. Karşısına da oturmasına engel bir şey yok. O da oturtturacak akü. O zaman akümüzü ne yapalım kardeşim Ahmet kardeşim? Oturtturalım. Haydi oturtturalım. Arkadaşlar gördüğümüz gibi akümüzü oturacak yerimizi hazırladık. Akümüz tamam. O tamam. Şimdi üstüne bakalım koltuğumuzu koyacağız inşallah. Çekil çekil. Dur öyle olmaz, öyle olmaz. Bir dakika koltuğu yatırmadan gördüm ben. Örtünü yatırmadan gördüm ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şampuanımızda ön çamurluklarımızı takıyor. Ön çamurluklarımız, masamız, ön çamurluklarımız takıyor şampuanımızda kardeşimiz. Ona tak bakalım kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çamurluğumuzun, koltuğumuzun montajı bitmiş durumda şu anda. Vatan emniyeti hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi çamurluğumuz, şeyimizin montajı, koltuğumuzun montajı da oldu. Evet şimdi seyircilerden yorum alalım. Nasıl oldu kardeşim? Güzel oldu. Nasıl oldu kardeşim? Çok güzel oldu. Nasıl oldu Sabri Baba? Çok güzel oldu. Heh gördüğünüz gibi. Tam oralar temelde mesela amca. Şimdi şu ufak tefek silah sikoneye var. Onları sıkalım. Güzel bir seksi fotoğrafını alalım şeyimizin, ATV'mizin. Ve gördüğünüz gibi karşınızda aracımız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafasına da şöyle güzel bir bant çektik. Buradan şöyle bir bantını çektik. Ahmet kardeşimiz de şunu ne yapıyor kardeşim? Ama şöyle yeşile boyuyor. Onu diğerinde boyar mısın kardeşim? Bizim bu yeşil şahinin boyasından kalmış biraz. Şimdi bir türlü az da ben boyayım şöyle. Şöyle bakın gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda sarılıyoruz. O da arka masörü boyuyor. Heh güzel oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihatlarımız için simsiyah kalmış. Onun da şu anda cihatlarımız içine boyuyor bakalım. Evet, jantlarımız için hatalı bir şekilde boyadık. Şimdi jantlarımızın içini, bak içini, en dibini, göbeğini koyu yeşile boyayacağız. Evet kardeşimiz ince detaylar. Şeyimizin etrafını sarıyor bantla. Sık atmasın, kuralara dikkat edelim. Onun etrafını sarıyor. Of şiddet gibi oluyor. Farımızı bak, bu farın rengi biraz farklı olsun diye etrafına böyle sarı bantla doluyoruz. Bak şöyle. Aldık. Ezgin Neşe'den aracım sonlarım diyoruz. Bak ATV'mizi aldık derken ATV'mizi yaptık. Kontağımızı taktık. Hemen yola alıyoruz. Bakalım çalışacak mı? Çalıştıracağız, geleceğiz. Hayırlı olsun. We'll be right back.
videonun sonuna geldik. 300 TL özel ATV'mizi jilet gibi yaptık. Sence güzel oldu mu kardeşim? Evet. ATV'miz şu anda 5000 TL'dir ama biz 4000 TL satacağız. Yine önce satıyor. Belki 3000 TL, belki 2000, belki bedava veririz. O da bilmiyoruz ama. ATV'miz arkadaşlar gördüğünüz karşınızda. Süleyman kardeşim ne yapıyoruz şu anda? Videoyu bitiriyoruz. Ne diyorsun kardeşim? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz diyorsa bana görüşürüz. Ben de videoyu beğenirseniz like atmayı, halen aboneyseniz abone olmuyoruz. Videoyu beğenmeyseniz de destek atabilirsiniz diyerek videomuzu burada bitiriyor.